Merhaba sevgili izleyenler. Uyur Gezer'e hoş geldiniz. Ülkemize çağ atlatacak bir proje. Kanal İstanbul. Dünyanın gidişatını tersine çevirecek. Lozan'ı ve Montreux'ü iptal ettirecek. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmış kabul edileceğiz. Aynı zamanda 2002 Dünya Kupası'nı ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nı da kazanmış kabul edileceğiz. Bu durumda 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük maçı da iptal olacağı için Dünya Kupaları tarihinin en hızlı golü de iptal olmuş olacak. Milletimiz bu utançtan kurtulacak. Ama bu mükemmel projeye yurdumuzdaki müzmin muhalifler sürekli itiraz ediyorlar. Yapılmasın diyorlar. CHP zihniyetinin Kanal İstanbul'a neden karşı çıktığı anlaşıldı. Meğer Kanal İstanbul güzergahında çok kupon arazileri, çok önemli arazileri CHP'li kimi isimler satın almışlar. İyi de niye o zaman yapılmasına karşı çıkıyorlar? Dediğinizi duyar gibiyim. İşte kritik yerde burası sevgili izleyenler. Neden karşı çıktıklarını söyleyeyim. <laughs> muhalefet bir şeye karşı çıkıyorsa o kesin iyi bir şeydir, hayırlı bir şeydir düsturuyla yıllardır milletimize hizmet eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Civan Mert milletvekilleri Muhalefet buna da karşı çıktığına göre kesin Kanal İstanbul iyi bir şeydir diye yapılsın diye can siperhane mücadele ediyorlar. Tabi muhalefet de bunu bildiği için sürekli yapılmaması için propagandalar yapıyor. Bilimsel raporlar yayınlıyor. Sanki biz bilim nedir bilmiyoruz. Sanki biz cahiliz. Sanki biz körü körüne sırf inat uğruna o Kanal İstanbul'u yaptıracakmışız gibi davranıyorlar. Tabi onlar yapılmasın dedikçe Adalet ve Kalkınma Partisi de yapılsın diyor. Ve muhalefet bunu kullanıyor. Arsaları kapatmışlar. Kanal İstanbul yapılırsa büyük kar edecekler. O yüzden yapılmasın diye propaganda yapıyorlar. E bu sefer de onlar yapılmasın dediği için reis ve arkadaşları da Kanal İstanbul'un yapılması için ısrarcı oluyorlar. Eğer Kanal İstanbul'un gerçekten yapılmamasını istiyor olsalardı yapılsın diye propaganda yaparlardı. Onlar yapılsın dediği için Adalet ve Kalkınma Partisi de hayır yapılmasın derdi ve Kanal İstanbul gündemden düşerdi. Ama gördüğünüz gibi samimi değiller. Azıcık samimi olun be. Yapmayın yani. Sizin yüzünüzden yani bu muhalefetten her şey beklenir tutmuş bir de Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne alakası varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'a yapılacak kanalla ne alakası varsa uzaktan yakından hiçbir alakası yok. 4 sayfalık mektup yazmış Cumhurbaşkanımıza Kanal İstanbul yapılmasın diye. Ben buradan net bir şekilde söylüyorum. O 4 sayfa mektup hemen uçak yapsınlar ve yerli ve milli uçak yapılamadı diyenlerin suratlarına suratlarına atsınlar o kağıt uçakları belki bu şekilde birazcık utanırlar. Ümidim yok ama belki utanırlar. Mısır'da Anadolu Ajansı'na baskın yapıldı. 4 muhabir gözaltına alındı. Belki tutuklanmış bile olabilirler. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü orası bir diktatör tarafından yönetiliyor. İşte bir diktatör tarafından yönetilen ülke böyle olur. Gazeteler basılmasın diye basılır. Gazeteciler tutuklanır, televizyonlar kapatılır. İşte orada da bir diktatör var. Darbeci bir lider var. O yüzden Anadolu Ajansı gibi ülkemizin gururu medarı iftia. Bakın şimdi eleştiri zamanı değil. Böyle zamanlarda birlik olmalıyız. Anadolu Ajansı'nın son yıllarda ne kadar güvenilir olduğunu hepimiz hep beraber gördük. Anadolu Ajansı'nın güvenilirliği ile alakalı hiçbirimizin bir şüphesi, endişesi yok. Ama gördüğünüz gibi diktatörün adamları gittiler Anadolu Ajansı'na baskın yaptılar. Allah bilir şimdi çıkar. Bir de şöyle der biliyor musunuz? Diktatör ya kesin şunu der. Onlar gazetecilik yaptıkları için içeride değiller. Onlar terörist. Der mi der bak. Şaşırmayın bak. Bunu duyarsanız şaşırmayın. Çünkü bir diktatör böyle konuşur. Hatta hiç yüzü kızarmadan, utanmadan, arlanmadan çıkar. Basın özgürlüğünde biz çok iyi durumdayız. Bizim cezaevlerimizde gazetecilik yaptığı için tutuklanmış bir kişi dahi yoktur. Der mi der bak. Diktatör psikolojisini az çok biliyorsam, az çok Hitler'i falan okuduysak, biz de bir diktatör gördüysek, biliyorsak unutmayın. Ahmet dediydi dersiniz. Çünkü ben ben demiştim demeyi sevmem. Lütfen ben demiştim demek zorunda bırakmayın beni. Ahmet demişti diye bir not düşerseniz sevinirim. Çünkü ben konuşursam yer yerinden oynar. Söyleyeyim yani. Beni konuşturmayın arkadaşlar. Ve Wikipedia yeniden açıldı ülkemizde. Hepimiz bir gecede alim olduk sevgili izleyenler. Aydınlandık, bilgiye doyduk, özlemiştik çünkü. Neden kapalıydı, niye kapatmışlardı, neden ülkemizden gitmişlerdi? Wikipedia'nın değerli insanları neden böyle bir alındanlık göstermişlerdi bilmiyoruz ama yeniden ülkemizde Wikipedia'yı açmış olmaları çok sevindirici. Bir daha olmasın inşallah. Tabi uzun bir süredir kapalıydı. Açılınca bir şey fark etmiş herkes. Wikipedia bir maddesinde bir güncellemeye gitmiş. Ülkemizin lideri, ümmetin ve mazlumların umudu reisimiz hakkında kendi kendine darbe yapan lider gibi bir kuru iftira. Kuru iftira. Yani sanki 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyormuş ama engellememiş. Yüzlerce insanın ölümüne göz yummuş. Yüzlerce insanın öldüğü korkunç bir geceden sonra Allah'ın lütfu demiş yanına sırıtan bir damat almış darbeyi öğrendiği saatle alakalı birbirinden çelişkili birbirinden tutarsız saatler söylemiş. Eniştesinden öğrenmiş, mitin haberi yok. Korkunç bir gece sanki böyle olmuş gibi. Wikipedia'da böyle bir madde vardı. Sanki 15 Temmuz'daki o korkunç, lanetli geceyi bahane edip onu bir fırsata çevirip muhaliflerini susturmuş, ülkenin yönetim sistemini değiştirmiş, tek adam rejimini inşa etmiş, parlamenter sistemi tamamen bitirmiş, yüz binlerce insanı terörist ilan etmiş. O geceyle hiçbir alakası olmayan, eline silah almamış, darbeyi desteklememiş. Aksine demokrasinin yanında durmuş, insanları dahi cezaevlerine doldurmuş, işten atmış sosyal bir ölüye dönüştürmüş gibi talihsiz bir madde varmış Wikipedia'da. O kapalı kaldığı sürede Wikipedia'da aydınlanmış olmalı ki o maddeyi kaldırmış artık demişler biz. Yani bu utanç verici maddeyle Türkiye'de açık olamazdık kendileri. Maddeyi kaldırınca o utançtan kurtulup yeniden Türkiye'de aktif hale gelmişler. Son günlerde sosyal medyada affetme terapisi diye bir şeyden bahsediliyor. İşte 12.800 lira gibi bir ücret ödeyip birçok ünlü isim de katılmış. Affetmeyi öğrenebilmek, affetmeyi başarabilmek, affetmenin yüceliğine dair çok önemli bilgiler almışlar. Aslında affetmek hakkında herkesin çok şey öğrenmesi gereken futbol taraftarlığı var. Gerçekten ben Türkiye'deki futbol taraftarları kadar affetme konusunda yüce bir ruha sahip olan başka bir topluluk görmedim. Yani öyle oluyor ki mesela Burak Yılmaz hakkında Beşiktaş taraftarı kesinlikle Beşiktaş'a gelmesin. Tam bir Beşiktaş düşmanı o. Gitsin nerede oynarsa oynasın. O neler neler yazıyorlardı sosyal medyada. Sonra Burak Beşiktaş'a geldi. Kral ya. Adamın di adam ya. Çok iyi oynuyor. Tam bir Beşiktaş aşığı. Helal olsun dediler bir anda. Mesela Fatih derim. Galatasaray'dan ayrıldı, milli takıma gitti, milli takımdan kovuldu kendi ifadesiyle. Hayır ben istifa etmedim, beni kovdular dedi tazminatını alabilmek maksadıyla. Ondan sonra Galatasaray'a gelmeden önce bir kebapçıyı bastı, orada dayak yedi. Gerçekten skandal olaylar ama Galatasaray'a kurtarıcı olarak dönebildi ve taraftar onu bağrına bastı. Şimdi gündemde Arda Turan var. Arda Turan'ın yani sicilini konuşmaya gerek yok gerçekten. Son derece örnek bir sporcu zeki, çevik, ahlaklı ne ararsanız var. Şimdi mesela Galatasaray'a dönsün mü dönmesin mi tartışmaları. Ha Galatasaray'a döner mi dönmez mi bilmiyorum ama dönerse o yüzden o ünlü isimler öyle 12.800 lira, 20.000 lira, 30.000 lira para harcayacaklarına e, gitsinler tribünlerde affetmeyi öğrensinler. Şimdi affetmek demişken bir de siyasi gündemde bir affetme konusu var. Kemal Kılıçdaroğlu'na alçak, gerizekalı diyen Cumhurbaşkanı danışmanlarından birisi Mahkeme tarafından e bunlar hakaret değil denilerek affedilmiş yani herhangi bir ceza verilmemiş kendisine. Ya bence de bu kelimeler hakaret değil. Bunlar sempatik sevimli kelimeler, sıcak kelimeler, samimiyet göstergesi. Sonuçta sayın devlet bahçeli ile sayın cumhurbaşkanımız arasında öyle kelimeler gitti geldi ki öyle laflar gitti geldi ki onlar o kelimelerin hakaret olduğunu düşünselerdi bugün bir araya gelemezlerdi. O şerefsizler, yalancılar, karaktersizler, düzenbazlar, hırsızlar, dolandırıcılıklar, şununla arada neler ne laflar gitti. Bunlar hakaret kabul edilmiyorsa bunlar hiç değildir. Bana kalırsa Türk Dil Kurumu acilen toplanmalı ve bir hakaretler sözlüğü oluşturmalı. Hangisi hakarettir, hangisi değildir bunları bilmeliyiz. Yani Kılıçdaroğlu'na affedersin Ermeni mi demişler. Öyle bir şey demediklerine göre bu bir hakaret değildir bence de. Sosyal medya çok büyük bir imkan ki biz de oradan yayın yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ama amacı dışında kullanılırsa büyük risk de taşıyor. Son zamanlarda da sık sık o risklerin ortaya çıkmış hallerini görüyoruz. Bir aksiyon filmi klişesi var biliyorsunuz. Nedir? Çok tehlikeli bir silah yanlış ellere geçerse dünyanın sonu gelir. Sosyal medyayı da doğru düzgün kullanmayınca gerçekten dramatik tablolarla karşılaşabiliyoruz. Rafet El Roman bunun son kurbanlarından birisi oldu. Sosyal medyadan irtibat kurmaya, iletişim kurmaya çalıştığı kız erkek çıkmış. Yani kız rolü yapan fake bir hesapla yazışmış. Sonra o yazışmaları yayınlamış fake arkadaş. Evet yani hoş bir durum değil Allah kimsenin başına vermesin büyük bir dram yani görücü usulün ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlıyoruz değil mi önce bir anneniz babanız gider görür uzaktan falan bunlar güzel şeylermiş ya da işte lisenin kapısında beklemek hani karşılaşabilmek için fırsat kollamak işte bir şekilde yolunu denk getirmeye çalışmak e, penceresinin önünde beklemek klasik olan gerçekten güvenli ve mantıklı olanmış diye düşünüyorum sanki yeniden oralara dönmemiz gerekiyor ama... O da güvenli olmayabilir. Bugün bir haber gördüm. Uganda'da bir imamın evlendiği kadın erkek çıkmış. Evet evlenmişler. Ama kadın erkek çıkmış. Ve imamı görevden almışlar. Yani görevden alma sebeplerini tam olarak bilmiyorum. Hani bir cinsel tercih yanlışlığından dolayı mı görevden almışlar? Yoksa Lan yani sen daha kadın erkeği bilmiyorsun sen nasıl din anlatacaksın diye mi almışlar bilmiyorum ama Rafet Roman ucuz atlatmış. Ne diyordu atalarımız? Her sakallıyı deden sanma. Yani bu atasözünün çok daha anlamlı, önemli, kıymetli anlamının tam anlamıyla idrak edilebileceği günler yaşıyoruz. Ne diyor Rafet Roman? Kime nasip, kime kısmet. <laughs>